Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Android telefonlarda yüz tanıma özelliği nedir, ne için kullanılır ve yüz tanıma özelliği nasıl aktif edilir detaylı olarak anlatacağım. Yüz tanıma özelliği telefonunuzun ekran kilidi kilidini ön kameraya yüzünüzü göstererek açmaya yarayan bir özelliktir. Tabii ki telefonunuzda bu özelliğin var olduğundan emin olmanız gerekiyor. Telefonunuzda bu özelliğin var olduğunu varsayarak işlemimize başlıyoruz. Cihazımızda daha önceden belirlenmiş bir, bir pin kodu olması zorunludur. Ola ki yüzünüzü tanımama durumunda pin ile e, telefonunuzu açmaya e, açabilmemiz için arkadaşlar. İlk olarak ayarlar menüsüne giriyoruz ve aşağıda şöyle en üste getiriyorum şifreler ve güvenlik olan menüye tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi 4 adet farklı e, şifreleme türü var. En başta ekran kilidi hemen onun yanında parmak iziyle kilit açma. Sol tarafta ise yüz tanıma. Sağ tarafta ise e, bluetooth ile diyor e, cihaz kilidini açma. E, videomuzun konusu olan yüz tanıma. E, yüz tanımayı aktif etmek için e, yüz tanıma yazan menünün üzerine tıklıyoruz. Ve daha önceden dediğim gibi bir pin oluşturmanız gerekiyor. Ben daha önceden pini pin oluşturmuştum arkadaşlar. Şu an girerek işlemimize devam ediyoruz. Evet burada bir açıklama var. Yüz verisi ekle deniyor başlıkta. Yüzünüzün tüm kısımlarının herhangi bir obje tarafından kapatılmadığından ve açıkça görünebilir olduğundan emin olun. Yüzünüz aynı zamanda iyi aydınlatılmış olmalıdır. Ve altta bir açıklama daha var. Yüz tanıma ile kilit açma özelliği, PIN, şifre veya desen ile kilit açmadan daha güvensizdir. Cihazınızın kilidi bir fotoğrafınızla veya size benzeyen kişiler veya objeler tarafından açılabilir. Burada şunu demek istiyor arkadaşlar. <laughs> e, diğer e, kilitleme yöntemlerine göre pine veya parmak izine e, parmak izine göre yüz tanıma özelliği şifreleme olarak biraz daha zayıftır e, deniliyor. E, size benzeyen bir kişi veya fotoğrafla bir size ait bir fotoğrafı bir başkası e, ön kameraya tutarak e, yüz tanıma özelliğini deaktif ederek cihazınıza giriş yapabilir diye uyarıyor arkadaşlar. Bu açıklamaları da okuduktan sonra e, alttaki sonraki yazan mavi butona tıklayıp e, işleme başlıyoruz. Gördüğünüz gibi e, bir kare var. Yüzünüzü tam olarak karenin içine okuttunuz ve gördüğünüz gibi yüz tanıma işlemi başarılı. İsterseniz birkaç açıdan yüzünüzü tanıtabilirsiniz. E, sanırım dört kere yüzünüzü farklı açılardan tanıtabiliyorsunuz. Ben bir kere e, video Videoya konu olması açısından bir kere sadece tanıtıyorum. Ve aşağıda ad olarak 101. İsterseniz bunu farklı bir isim de ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi 3 veya 4 olması lazımdı sanırım. E, farklı açılardan yüzünüzü tanıtabilirsiniz arkadaşlar. Bitti diyorum. Ve gördüğünüz gibi artık e, en üstte gördüğünüz gibi 101. Yani 100 tanıma tanımlama 1. İsterseniz yüzleri ekle diyor orada birkaç tane daha farklı açılardan yüzünüzü tanıtıp ekran kilidiniz haline getirebilirsiniz. Oradaki açıklamada da yazıldığı gibi arkadaşlar bu parmak izi pin veya şifreye göre daha güvensiz bir yöntemdir. Pratik olmasına rağmen güvensiz olduğunu açıklamada yazmıştı zaten. İşte size benzeyen bir kişi şifrenizi açabilir. Veya e, bir kişi sizin fotoğrafınızı ekrana tutarak açabilir e, veya siz e, örneğin ekran kilidinizi aktif ettiğinizde tanımladığınızda gözlüğünüz vardı o an gözlüğünüzü çıkardınız tanımayacaktır sizi doğal olarak veya yüzünüzde maske vardı maskeye çıkardınız tanımaya, e, tanımayacaktır sizi doğal olarak. Eğer e, maske kullanıyorsanız gözlük kullanıyorsanız arkadaşlar e, orada yazıyordu ya 101 onu 102 103 104 diye aşağı doğru maskeli halinizle işte gözlüklü halinizle falan da tanıtırsınız arkadaşlar. Diğer türlü yüzünüzü tanımadığı için açmayacaktır arkadaşlar. Böylelikle Android telefonlarda yüz tanıma özelliği nasıl aktif edilir ve ne işe yarar kısaca anlattım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka böyle yararlı videolarda buluşmak üzere Hoşçakalın arkadaşlar.